Keban ilçesinde bulunan Yusuf Siyah Paşa Camii ve Külliyesi, 18. yüzyıl Osmanlı mimarisini, kültürünü ve sanatını yansıtması bakımından bölgedeki nadir yapılardan biri. 1794 yılında e, Osmanlı Paşası Yusuf Siyah Paşa e, tarafından yapılmıştır. Yusuf Siyah Paşa e, ilk Keban'a gelişi 1750 yıllarda e, o zamanki e, e, o zaman memur olarak Kebana gelmiş. Daha sonra o maden emiriyle beraber e, geri Babali'ye, İstanbul'a geri dönmüştür. Tekrar e, yine 1700 e, 1789 yılında Kebana bir işte o maden emini atanacak. Kim olsun demişler? İşte Yusuf Ziya daha önce burada çalışmış, memurluk yapmış bunu Osmanlı Paşa yapıyor. 1789 yılında Keban'a gönderiyor. Yusuf Ziya Paşa Keban'a 1794 yılında işte bu gördüğünüz bu camimizi inşa ettiriyor. Camimizde hünkar manfili vardır. İşte bir giriş, orun giriş ayrıdır. Kadınlar için ibadethane ayrı yerler vardır. Camide işte şadırvandır, kütüphanedir, aşevi. Ve ayrıca yine hamamlar tam bir külliye, tam bir külliye şeklinde yapılmış ve akarları varmış bunun Osmanlı döneminde. Bu akarlar buradaki camide göre yapan insanların ücretleri ve burada okuyan öğrencilerin masrafları karşılanıyormuş. Aslına uygun restore edilerek ibadete açılan Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesi'nde yaşlı ve engelli bireyler için asansör yapıldı. Keban gazetesi imtiyaz sahibi Pirasan Doğan, yapılan asansörün sağlıklı bir şekilde çalışmadığını ve ilçe sakinlerinin asansörün daha kullanışlı hale getirilmesini beklediğini söyledi. Asansörümüz yapıldı ama bir türlü yani devamlı arızalanıyor yani. Bir gün üç gün çalışıyor, iki gün çalışmıyor. En son bir aday aday arkadaşımız onardı ama yine de tam anlamıyla çalışmıyor. Yani yaşlarımız aslında istiyor yani yani camiye caminin merdivenlerinden dolayı gelip gidemeyen insanlar var. İşte olursa daha iyi olur, güzel olur.